Hepiniz merhaba arkadaşlar, ben Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen yükleyelim arkadaşlar bünyetten. Evet. Geçelim bunları arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayan varsa abone olmayı, video beğenmeyi unutmasın. Şimdi direkt başlayalım bakalım. Bana sucuk dar pizza 4 dilim. Sanırım... Sucuklu ve mantarlı pizza istiyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Şöyle abi. Evet. Çünkü hani malzeme defterini alınca hani en azından düzgün bir şekilde koyabileceğiz. En azından şimdi bir karışık yapayım ki abi. En azından hızlı bir şekilde hazırlayayım pizzaları. Kesme olarak da böyle kesmeyi daha iyidir. Daha hızlıdır hem. Şöyle mırmlayalım. Yani evet, idare eder diyebiliriz. Şöyle bu arada başarım gelmiş. Bunları alalım. En azından 100 yapıp altını 3 kere hızlandır. Tamam. Kullanacağız abi onu. Paramız olduğunca. 2 mantarlı bize teşekkürler ama ya. Tamamdır. 2 mantarlı pizza istiyor. Hemen biz şöyle yapalım pizzasını. Evet. Şöyle abi. Biraz daha aralarında boşluk bırakırsak eğer arkadaşlar iyi olacak. Çünkü hani boşluk bırakmazsak eğer bunu beğenmiyorlar pizzaları. Diyorlar hani karışık koymuşsun diye. Oyunda tabii ki de. Bakalım. Şöyle abi. Tamamdır abi. İki pizza ise güzel çünkü daha çok bahşiş verebiliyor müşteriler. Yani sayısına göre değişiyor. Güzel abi, 8 dolar aldık. Güzel. Teşekkürler. Bakalım abi. Bir hızlandırıcı yapsak mı? Yani? Bir mantarlı pizza satın almak istiyorum. Çok pişman olur severim. Tabii ki de. Herkes mantarlı yiyor ya bu aralar. Yani ben mantar pek sevmem abi. Ama iyidir mantar tabii. Mantar yemekleri de iyidir. Ama pek sevmem hani dediğim gibi mantarı ben. Hızlandırıcı var. Şu an kullanmayalım abi. Şu anlık gerek yok çünkü yani gerekli olunca kullanırız zaten abi. O görevi bitiririz. Biz başarıma tekrar bakacağım arkadaşlar. Tamamlamadıklarımızı abi tamamlayacağız en azından sonunda. Ya onlara bakacağım. Onlara göre yaparsak her güzel olur. Çünkü yüz altını bir an önce yapmak isterim. O malzemeleri her zaman açık olsun. Şeyini almak isterim. Güzel abi. Şöyle bakalım abi. Güzel abi. 7 oyun günü tamamla. Bu tam zaten tamamlanır. Pizzacı tamamlanır. 3 gün giriş yap. Bu muhtemelen şeylik. Oyuna giriş yapmakla alakalı. 3. günde son 2 bölümde devam eder. Evet, 5 malzeme aç var bir de. Okey. Güzel abi. Güzel abi. Sadece şımurdayım. Bir sucuklu. Tabii ki ya. Güzel abi. Zarar etmeyeceğiz. Yani zarar ederiz ama... Yani o kadar da zarar etmesek de olur. Sucuk alalım. Güzel abi, yeterli. Bu arada 18 malzeme koymamız lazım dediğim gibi arkadaşlar. Hepsi farklı değil. Hepsi aynı aslında. 18 sucuk mesela. Yani sucuk mantar istiyorsa her sucuk mantardan 18'şer tane olacak. Yani 18 olursa en mükemmel hali odur. Yani bakalım. İlginç. Güzel. O da iyi. Evet, bu arada şurada bir başarım mı kazanılmış ya? Son iki gün halletçe sanırım. Yarım hatalı, yarım sucuklu sosisli pizza. Abi yarım mantar, yarı sucuk. Yarım mantar, yarı... Pardon, şöyle abi yapacağız. Yanlış koydum ya bu arada abi. Şöyle, idare eder abi. Bu arada sanırım bir müşteri daha alabiliriz. Çünkü yarım saati var. Şöyle hızlı kesersek eğer ve bir müşteri daha gelirse güzel olur. Bakalım, saat 9 oluyor çünkü. Evet, son anda seçtim. Nasıl gidiyor? Bana sosis mantar. İki kere yarısından kes. Bana sosis ve mantar tamamdır. Sosis ve mantarlı pizza yapacağız. Şöyle abi. Sosis ve mantar değil mi abi? Farklı yapmadık değil mi?
Sos ve mantar. İki kere keseceğiz. İki dilim ayıracağız yani. Şöyle abi. Fırına atalım bu arada. Fırın bu arada yeni tamir ettik sanırım. Aynen. Sıkıntı yok o yüzden. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu zamanla bozulabiliyor. Şu üst hatta gördüğünüz üzere. Fırının canı var. Yani bozulma süreci var. Evet. Olabilir abi. Ama bilmiyorum işte yapamadığım için. Yani sıralı dizmediğim için sıkıntı olabiliyor. Kaç kar ettik? Güzel abi. 18 dolar. Beklediğimden iyi en azından. Çünkü ben hiç kar edemiyordum. Önceden oynadığımda. En azından biraz kar ettik. Geçelim abi. Ne diyeceğim bu sağır yanında. Öğle yemeğinde patlıcanını hep izledim gördüm. Bu bize bu arada arkadaşlar çeviren ablamız o verdi. Güzel. Şimdi o bizden sanırım patlıcanı da... Evet. Patlıcanlı pizza istiyor. Tamamdır. Verelim. Patlıcanlı pizza yapalım. Şöyle abi sos. Şöyle abi. Güzel. Biraz daha koysaydım ya keşke patlıcan. Neyse abi idare eder ya. Oo, güzel kesin bu arada ya, dilimleri. Ha, az verdim. Neyse idare eder abi ya. Mantar ve sos gezintiye çıkmış. Peynir gelmemiş. Mantar ve soslu pizza ama peynir yok arkadaşlar. Onu istiyor. Mantar ve sos istedin değil mi? Evet. Sosis de dizelim. Tamamdır. Şu an doğru yaptım abi. Biraz şey yani malzemeleri tam koymadığım için yani şeyleri mesela mantar ve sosisleri düzgün koymadığım için hani ondan az veriyorlar. Yoksa biraz daha bahşiş verebilirler. Hem de memnuniyet olduğu için arkadaşlar biraz sıkıntı. Demet Ahmet bir gün. Bunlar hiç beğenmiyor ya. Beğenmiyorlar da abi. Bahşiş vermiyorlar ya. Merhaba bir sucuklu istiyorum ama sosisinizde varsa tadına yemez. Sucuk tostu pizza tamamdır. Bakalım abi. Sucuk sosis mi? Evet. Bir de şey yapacağız abi. Çok pişireceğiz. Koy kenar anlamında sanırım çok pişirme anlamında. Yani koyu dediğine göre zaten siyah anlamında arkadaşlar. Yani daha sıcak, daha pişmiş bir pizza istiyor. Bakalım. Bu arada her bölüm dediğim gibi arkadaşlar 28-29 dakika oluyor. İyi pizza, güzel pizza da sesinde ve Minecraft sesinde olduğu gibi. Minecraft sesi bu arada devam edecek. Yani sıra sıra oldu. Fena değil. Fena değil evet. İyidir. O da iyidir. Yer mantarlı pizza bana. Normal mantarlı pizza istiyor sanırım. Yapabiliriz bunu. Tamam abi. Kaç tane koyuyoruz onu saymıyor ama. Mantar kaç tane diziyoruz ama neyse. Yani 18'e yakın dizsek daha her türlü iyidir ve düzgün dizsek daha iyi oluyor abi. Yakında abi sonraki yani 60-70 bölümlerde inşallah böyle bir tane çırak tutarız. Yani çırak değil de hani böyle sos koyucu falan şey var. Adı neydi? Çalışanlar var. Onları alabiliriz hani zamanla paramız olunca. Sucuk, peynir, sosis, mantar. İki dilim. Sucuk, peynir, sosis, mantar. Sucuk. Bir dakika abi. Sucuk. Peynir zaten var abi. Sosis isteyeceğiz. Ve mantar. Okey. Zaten 3 tane malzememiz var. Yani idare eder. 2 dilim. Yani biraz müşteriler farklı ilginç konuşuyor ama neyse. İdare edeceğiz abi. 2 dilim mi? Evet. Aa sanırım yanlış dizdim ya. 2 dilim değil bu. Evet edersem mutlu tabii ki de. Şöyle. İki sucuklu pizza istiyorum. Biri mantarlı olsun. Tabii ki de. Şöyle abi hızlı hızlı yapayım bunları.
Bir mantarlı dedi. Şöyle mantar ekleyelim. Bir mantarlı olsun tabii ki de. Şimdi alt dilini yapacağız. Şöyle abi. Hızlı bir şekilde buraya geldi. İki iyidir. Tamamdır. Artık alıştım abi ya. Hızlı kesmeye. Dilimi. Yani dilimi yapmaya. Hoppa. Okey abi. Güzel abi. Mesela sadece dilimler eksik. Neyse. Oh be pizza yakıyorsun. En iyi. Merhaba arkadaş. Fazla pizzan var mı? Var. Veririm sana. Olabiliriz dost. Reis. Şöyle. Sana bir mutlu yüz. Evet. Ya sanırım bunlar arkadaşlar belki zamanla son iki bölümlerde de bize verebilir hani zamanla. Paraları yok ama belki bir gün. Rica ederim. Bakalım. Umarım pek zarar etmemiştir. Sadece 10 dolar kiraya verdik ama kaç dolar zarar? Pardon, kar. 15 dolar yine iyi ya. Zeytin bu arada alacağız arkadaşlar bu bölümde. Yani bu bölümde almaya çalışacağım zeytini. Başka bir şey almamız gerek yok değil mi bu bölümde? Aynen. Bu bölümde zeytin alsak yeterli. Yani soğanı zor sonuna alalım. Aa bu arada okuyamadım ya. Keşke geçmeseydim. Tamam. Yarım mantarlı, yarı sucuklu ve sosisli. Yarım mantarlı, yarı sucuklu ve sosisli. Tamamdır abi. Yarı mantarlı, yarı sucuklu. İlk başta mantar. Aa pardon ya. Fazla mantar koydum bu arada. Şöyle hatta sosisli de. Fazla koydum bu arada malzemeden. Neyse. Artık idare edeceğiz abi. Neyse ya idare eder en azından. Bu arada hızlandırma yapacağım ama sonraki bölümlerde yapayım. Yani şu an lazım bana para. Yani birkaç kuruş da cepte kalsın hani. Ali Canter'in pizzasından daha iyi. Evet karşıdaki dükkandaki adam Ali Canter'in daha iyi yapıyormuşuz. Tabii ki de yaparız. Sucuk peynir sos mantar. Tamamdır. Tekrar bakacağım bu arada arkadaşlar. Hep unutuyorum ya ben. Peynir koyduk. Sucuk sos mantar. Zaten o kadar olduğu için malzeme hepsini koyacağız. Çocuk gelir kaprese yapar yani. Evet. Mantıklı. Abi idare eder bir pizza oldu. Yalnız aralarında boşluk bırakırsak eğer daha iyi olur. Sucukların falan. Sosislerin, mantarların falan. Daha iyi olur yani. Olur öyle. Yani olur. Ama az bahşiş veriyorlar. Abi bu ne ya? 600 dolar verseler. Mantar severim ama sosis severim. İkisini birleştirmeye denersin tabii ki de. Mantar ve sosis istiyor bu. Şöyle mantar ve sosis mi? Evet. Şöyle ilk başta mantar. Şöyle sosis de. Tamamdır. Abi anlamadım ki. Şöyle az önce ben hızlı dönüyordum ama onu yapamadım şimdi. Neyse. Burada az önce dokunmakta biraz sorun oldu. Bu nedir abi? Gerek yok. Sadece bir var pizzalı benim. Veririm. Peynir istiyormuş. Evet verelim peynir. Şöyle sana peynir. Sana hatta biraz sos da verelim. Yani bir şey olmaz ya. Sos da verelim. Beğenmezsen de bir şey olmaz ya. Sıkıntı yok. İkisini de verin ne olacak ya? Ben biraz fazla yaptım ama neyse. Daha iyisi olamaz. Teşekkür ederim. Tabii ki de. Rica ederim. Selam kanka. Bugünün pizzası sosisli sucuklu. Sosisli sucuklu bir pizza istiyor. Tamamdır. Şöyle abi. Yeterli abi. Şöyle ayıralım dilimlerine.
Güzel oldu. Öyle devam et. Güzel. Burada başarımı açtık bir tane daha. Güzel abi. Bugün o pizza şeyini alırsak güzel olacak. Hani gösterme şeyini. Bir pizza istiyorum. Sucuklu olsun ama sosis olsun. Sosisli de olsun. Sucuklu ve sosis pizza tamamdır. Sucuklu ve sosis pizza. Abi saniye. Şu an iyi abi. Şöyle abi. Şöyle pizzasını verelim. Bu pizza insanlara tavsiye edebilirim. Edebilirsin tabii ki de. Bakalım zarar etmiş miyiz? Çok az zarar etmiş olabiliriz zarar etsek de. Bakalım. Yo zarar etmemişiz. Kar yine iyi. Yine iyi abi. $50 şey istiyor. Tamam son iki bölümde yaparız bunu yani. Son iki günde. $50 geçeriz hani. Pizza için teşekkür ederim. Annem bunu sana görmemi istedi. Oo, $20 verdi ya. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Peynir ve mantar da hiçbirine uymuyor kardeşim. 8 dilim. Nasıl? Bana peynirsiz bir mantarlı pizza. 8 dilim olur. Tamamdır. Tamamdır abi. 8 dilime böleceğiz bu arada. Şöyle abi. Yani 6 bölüyorduk. Bir bıçak daha keseceğiz hani. 8 dilim iyidir. Şahsen 6 dilim uygun ya. Şöyle olsa ama biraz çirkin dilim ya. Yani dilim yaptım. Güzel olmadı dilimi. Neyse. Ben insanların yemekleri damak tadımını pek sevmem ama bu pizza fevkalade pizza. İyidir. Biraz memnuniyet düştü bu arada. 200 istiyorum şeyli olsun. Şu mor salatalıktan. Tabii ki de. İkisi de patlıcan olacak arkadaşlar. Mor salatalık dediği o zaten. Şöyle abi. Zaten patlıcanı biz yaptığımız için hani çiçekten çıktığı için patlıcan. Sıkıntı yok yani para vermiyoruz patlıcana. İyidir o, iyidir abi. Yani pek zarar etmeyiz hani patlıcanda arkadaşlar. Yani patlıcanda zarar etmeyiz sadece ama burada sosunu zarar ediyoruz. Bakalım. $6 verdi, çok iyi ya. Nasıl biliyor? Bana sosis mantar, tabii ki de. Sosis mantar yapalım. İlk başta sosu koyacağız sanırım çünkü ilk dediğinden koyacağız. Onu dizeceğiz. Sonra mantarı da şöyle abi biraz aralarını boş bıraksam çok güzel olacak. Sos mantar. Tamam okey. Başka bir şey istemedi zaten. Güzel abi. $89 yaptık ya güzel. Ama $10 gidecek kiraya nedense. O zaman kaç dolar kalır? $79 kalır ya. Yine iyi abi. Hop. Hadi centenin pizzasından daha iyi. Teşekkür ederim. Güzel baş ya. İyi. İki sucuklu pizza istiyorum. Bir mantarlı olsun tabii ki de. Bir mantarlı olacak abi. Bir mantarlı olacak. Şöyle abi. Peyniri dizelim. İki sucuklu mu istedi ya? Evet. Bir mantarlı. Tamam. Şuralarında boşluk bırakmamız lazım aslında ama. Bir mantarlı olacak. Şöyle. Hatta ha, evet. Güzel oldu. Biraz az koydu sanki malzemeyi ya. Şöyle. Hop. Şimdi koyabiliriz. Öbür pizzayı güzel abi. İki pizza isimleri güzel aslında. Çünkü daha çok kar edebiliyoruz ve daha çok bahşiş verebiliyorlar. O yüzden güzel. Güzel abi. $6 verdi. Bu arada $100 oldu ya. Güzel. Çok iyi abi. İki pizza, ikisi de sosu. Çok iyi abi. Çok iyi. Herkes... Biz aldığı için kar edebiliriz. Güzel abi. İyi kar ettik en azından. $50 falan üstümüzde kaldı hani. $50 değil. Bir $10 gideceği için. Bir $94 falan diyelim hani.
Yani bugünlük için. Bir müşteri daha alırız aslında. Güzel abi. Bu güzel oldu bu pizzalar. Yani bazı arkadaşlar 10 doların üstünde bahşişte verebiliyorlar tabii. İki pizza için mesela. Güzel duruyor yani. Güzel abi. Orada fırın yavaş yavaş bozulmaya başlıyor yine. Yani yavaştan. 5-6 güne yine o da bozulur ama. Birkaç saatinde sadece bu pizza sarılıp öyle kalmak istiyorum. Evet. Selam, sen kitlerini yakın zamanlarda değiştirmedin mi, değil mi? Olur diye. Ne istiyorsun ya? Güzel güzel, bence iyi yaptın. Muhtemelen hırsız arkadaşlar. Orada odamı basıyorlar ya. Neyse. Abi hep böyle basıyorlar ya odamı. Neyse. Abi biraz da şey verdik. Neyse, zeytinli alalım arkadaşlar. Yani pek almasak da neyse, alalım ya, ne olacak. En azından. Evet, bir sucuklu pizza satın almak istiyorum. İki dilim yarısından. Tamam. Şöyle abi. İki dilime böleceğiz bu arada. Şöyle abi. Güzel abi. Güzel. Güzel, sağ ol. Güzeldir. İki peynirsiz zeytin ve sucuklu tamamdır. İki peynirsiz olacak abi. Zeytinli ve sucuklu mu? Evet, zeytinli ve sucuklu. Şöyle biraz da sucuk. Zeytin sucuk iyidir abi yani, mantıken pezi olarak. Güzeldir hani. Şöyle abi. Hızlı bir şekilde keselim şu pizzaları. Şöyle bu arada pakete koyamadım ya. Böyle devam et. Bakalım. Bu arada başarım gelmiş ya, çoktan unutmuşum. Güzel abi, 110 dolar tamamlık, en azından onu alacağız. Lazım olacak çünkü. Vejetaryen pizza. Vejetaryen pizzayı bilmiyorum abi. Ama süt ürünleri yoktu. Hatırlamaya çalışayım da. Vejetaryen'da, veganda sanırım peynir yok dediğim gibi. Önceden demiştim. Önceki bölümde, ilk bölümde. Ne yapacağız abi? Sanırım bunları koyacağız değil mi abi? Meyve yok yani. Meyve patlıcan oluyor sanırım. Sanırsam zeytin ve şey yani. Mantar olsa gerek. İnşallah öyledir. Şu an doğru yaptım. İnşallah doğru yapmışımdır. Bakalım abi. Umarım doğrudur hani. Şöyle abi. Evet, vejetaryen, doğru yapmışız. Teşekkür ederim. Tabii ki de. Yurdumda uzakta kaldım. Bana pepperoni pizza verir misin? Nasıl bir pizza abi? Biz ona pepperoni deriz. Siz bu arada sucuk diyorsunuz galiba. Evet. Yani İngilizce çevirmişler hani, kısacası abi. Sucuğu öyle anlatmak istemiş. Ben de dedim hani burada ne oluyor diye. Yani biraz saçma olmuş. Pepperoni zaten sucuğun İngilizcesi olduğu için. Yani biraz çeviride sıkıntı var sanki. Yani konuşma tarzları değişik hani. Kısaca müşterilerin ama bir daha diyeceğiz artık. Şöyle. Güzeldir abi. 2,5 dolar verdi. Yani 2 dolar üstü iyidir ya. Yarı sucuk yarı mantar. Hayatta da anca böyle artar. İki yarından geçir lütfen. Yarı sucuk yarı mantar tamamdır.
Şöyle abi. İki kere fırından geçeceğiz, tamam abi. Şöyle bekleyelim abi. Yani güzel, şimdilik yeterli abi. Bu day son olsun. Yani. Şöyle abi. Aa, elim biraz galiba. Hiç mantar koymamışsın. Evet, biraz mantar koyduk ki. Neyse abi. Selam kanka. Bugünün pizzası sosisli ve sucuklu. Sosisli ve sucuklu yapacağız. Sosisli ve sucuklu. Malzemeden biraz da olsa kaçındık ama artık idare edeceğiz abi. Şöyle abi, bugün de bitsin de. Şöyle abi. Güzel abi. Son pizzayı da yaptık. Güzel. Güzel de bir bağış aldık abi. Dostum, bana biraz daha pizza daha verir misin? Verir pizza. Tabii gönlümden kopanı veririm ya. Şöyle birazdan peynirli yapalım. Şöyle iyidir. Biraz da patlıcan da koyabilirdim ama neyse. Sonrakine patlıcanlı veririm. Şöyle abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel abi, bugün de bitirdik. 11 gün olmuş ya, bayağı olmuş en azından. Yani 10 günü, ilk 10 günü tamamladık yani en azından. Yani yine iyi, 12 dolarda. Şöyle ne yapacağız abi? Maskot tutabiliyoruz. Müşteri gelme oranını arttırmayı, masalar arttırabiliyoruz. Yani olabilir sonrakini arttırma ama ilk başta dediğim şey olacak için arkadaşlar, malzeme rehberini alıyorum. Bakalım, bu kadardı ya. Sonraki bölümde devam edeceğiz arkadaşlar kaldığımız yerden. Evet, video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.